İsim galeri yani normal açılış tarihi 4 Şubat'tan önce, ben açılış tarihim 4 Şubat 80'dir, ondan önce de 1,5 sene bar çalıştı. Ve bir isim koymamıştık. Koymamıştım. Fakat işte istediğim duvarlarda siyah beyaz fotoğrafların olmasıydı. Zaten ilk de öyle başladık ama herhalde bir 50 tane mi 20 tane mi ne siyah beyaz fotoğrafımız vardı. Biz onları koyduğumuz anda işte isim de yok. Dışarıdan duydum, millet işte şömineyi de görmüş. Burası siyah beyaz diye anılmış diye başladı ve benim de çok hoşuma gitti çünkü ben griyi hiç sevmem. Kavaklı Dere apartmanına girdiğimde kapıdan birinci kat vardı, ikinci kat galeri. Ayrı bir kapıdan kadar içeri geçersiniz. Yani bir Türkiye'deki sezgilerin ilk tabanı beyaz olan içine yapılmış zamanın getirdiği müdahalelerle de yeteri kadar şık, rafine ve burada bir... Neredeyse şey gibi de yani bir dernek gibiydi orası. Büyüme dışında, ona da büyüme demeyelim çünkü aynı bina içinde birazcık daha mekan zaman içerisinde değişen iç merdivenle bağlanmaları, geçişlerinin kolay olması, aynı yerde olmasını çok önemli. Barın fotoğrafları ilk başlarda hoşuma gidiyordu yani eski. Çok güzel bir şey o. Yani bir orada gördüğünüz zaman çok, bir şey, yani çok yaratıcı bir şeydi. Ve bir galeri bar duvarında böyle bir Hollywood yıldızları veya ünlüler, bunlar uzak dünyaların bir takım... Aramızdan ayrılanlar da ışık yanıyor. Onlar yaşamları orada devam ediyor. O cuma günü gidersiniz, o kendi resminizin altında eski arkadaşı ve eski kendimizle dahil gençliğimizi çağrıştırıyor. Bütün tarihini orada oluşturmayı becerdiler. Yani, şimdi artık aramızda olmayan insanlar için seçtiği yol, dünyevi olanla ruhani olan arasındaki şey sadece bir ışıkla anlatıyor olması. Neyse çok nostaljik, romantik bir ilişki o. O çok kişisel. Orada neler oldu neler, ne aşklar, ne danslar. Valla Faruk'la biz 1977-78 döneminde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, Mimarlık Fakültesi'nden birlikte mezun olduk. En samimi arkadaşımdı. Sonra bir Fransa'ya gitti. İşte bütün mimarlık dönemince beraberdik. Hatta böyle bir çok sıkı bir grubumuz vardı. Ali Güreli, Murat Artu, Doğan İnan, sonradan Sıtkı Kösemen'in falan katıldığı. Aslında Faruk benim dayımın arkadaşıydı ilk başta, Gündüz Vassaf'ın. Tabii onun vasıtasıyla Nazım'ın oğlunun, Mehmet Nazım'ın. Boulevard Raspail, Montparnasse semtinde bu binada 210 numaralı bir bina. Sıradan bir Paris binası, eski püskü ama özelliği bir önemli Türkler yaşıyorlar bu binada. Benim de zaten oraya gitme sebebim benim babamın kuzeni olan Münevver Andaç orada oturuyor. Onun oğlu olan Mehmet Nazım orada oturuyordu. Tabii İtalyanlar var. Bir İtalyan grubu var. Nazım'ı buradan Türkiye'den kaçıran aristokrat bir komünist aile, onun çocukları. Güllü Aybar var. Mehmet'in bir üstünde Mübin Orhon. Altıncı katta benim yan kapımda da Komet oturuyor. Böyle bir apartman yani. Onunla beraber Ali ve Faruk belirdiler ufukta. Sonra üniversiteyi bitirdik. Paris'e gittik. Paris'te tabii hiç aslında öyle bir hayatın içine gireceğimizi hesaplamıyorduk. Herkesin aklında başka türlü işler var. Faruk Sade çok iyi bir mimarlık ofisinde çalışıp çok iyi bir mimar olmak istiyor. Hatta düzenini kurarsa belki Paris'te kalabilir, kalmayabilir. Yani şey ben işte orada bir okula yazıldım. Ondan sonra okulda okuyacağız. Ondan sonra biraz daha işin içine gireceğiz. O sırada çevremiz genişleyecek. Orada işler yapacağız. İşte paramız bitti. Bunlar Mehmet, Faruk, Ali tesisatçılık yaptılar, boyacılık yaptılar. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar falan yani. Yani yarı komün hayatı oldu orada. Çok güzeldi. Bu arada sonradan Sinan Bıçakçı geldi. O da oraya yerleşti.
Ve güzel günlerimiz geçti orada yani. Yani bir çılgınlık dünyası var ve çılgın Türkler onlar. Ve işte o dediğim siyah beyazın temelleri de Faruk'un kafasında öyle öyle atılmaya başladı. Başka bir dünyanın kapıları açılmış oldu önünde. Döndükten sonra, şimdi o kadar şeyden sonra düşündü işte ve bu galeriyi açtı. Kuruluşu sırasında hepimiz çalıştık. Tabii şimdi okuldan sınıf arkadaşıyız. Hatta biz Ali ile galeri açmaya karar verdiğimizde, Mayıs'ta açtık biz galeriyi ama bu kararı verdiğimizde Faruk zaten bu kararı vermişti. Ve Faruk'un açacağı mekana gidip, daha açılmamışken gidip, sen burada ne yapıyorsun, bize biraz yol göster burada. Hani o da çünkü kafe ve galeriyle başladı, bizim de öyle bir niyetimiz vardı. Siyah beyaz doğdu. Ankara'da başka bir galeri daha aşağı yukarı aynı yıllarda devreye girdi. Bunlar o tarihte Zafer Çarşısı'nın altında bulunan tamamen bir devlet, Sovyetik bir devlet kurumu olarak işleyen Resim Heykel Galerisi, Devlet Resim Heykel Galerisi'nden sonra ilk defa bir sivil, iki işte özel sektör bugünkü deyimiyle, üç güncel sanatla doğrudan doğruya ilişkili dünyada olup bitenleri izleyen bir genç kuşak tarafından açıldı. Bu kuşak, galeri açan, piyasaya ağırlığını koyan bu kuşak neredeyse tamamı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okumuş, orada mimarlık fakültesinden mezun olmuş insanlardan müteşekkildi. Bu çok önemli bir göstergedir. Ankara'nın havası, yani kültürel iklimi diyelim, şimdikinden çok daha canlıydı. Yani hala bir üniversite kenti olma niteliğini koruyordu. Hatırlarsanız ilk Bienal orada yapıldı. Yani Asya Avrupa Bienali. Sanart kuruldu. Bu insanlar 70'li yıllarda gençliklerini yaşadılar. 80'lerin başında, 70'lerin sonunda mezun oldular, dünyaya açıldılar ve orada edindikleri özgürlükçü, demokratik bir ve hatta şimdi moda olan bir terimle söyleyelim, aydınlanmacı bilinçleri ve birikimleriyle geldiler, bu galerileri oluşturdular. Mesela 68 döneminin en yaratıcı, öncü liderlerinin çoğu Ankara ODTÜ'lü biliyorsun. Onun daha sonraki gene aynı okuldaki yansımaları da var. Ve Ankara o dönemde, yani şu anda nasıl bilmiyorum çünkü 20-25 yıldır ayrı yaşadığım için, çok dar bir kesim bile olsa oldukça yaratıcı bir yerdi. O yıllar, yani o yıllardan kastım 69-76 arası biz ODTÜ'deydik. ODTÜ'nün o yıllarının bize verdiği bir aptal cesareti mi denir buna? İşte o yılların ne demek olduğunu da biliyorsun. Yani biz ben girdiğimde hala üniversitede Yusuf Aslan ve Deniz Gezmiş Üniversitedeydi. Onları oralarda görüyorduk. O yılların verdiği bir heyecanla biz devrimi de hemen yapacağımızı düşünüyorduk. Yani birkaç sene sonra devrim olacak da, yani işte nasıl olacak, dağdan mı ineceğiz, şehirden? Onların verdiği cesaretle hani sanki her şeyi değiştirebilir, öngörü. Bir de o yıllardaki mimarlık eğitimi daha avantgard, daha öne açık, daha sınırsız bir. Dolayısıyla biz
Faruk'ta da bende de Ali'de de öyle bir vizyon olduğunu düşünüyorum. Okulun eğitimin verdiği vizyon, işte o 68 kuşağının verdiği, o öyle gittik. Ne evli akrabalık düzeyi vardı yani giden insanlar arasında. Diğerleriyle o kadar bir ilişki, belki biraz Urart yakındı ama Nevle tabii hepsi zaten aynı dönem ODTÜ mimarlıktan oldukları için yani Siyah Beyaz'ın diğer bir müdavim grubu da zaten ODTÜ mimarlarıydı. Belki o 70'lerdeki ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nin, ODTÜ Mimarlık Kantini'nin bir uzantısıdır. 12 Eylül ertesindeki siyasal arayışın bir ürünüdür. İlginç bir şekilde 1984 Türkiye'si 80'deki kırılma anından itibaren aslında değişmelerin ve o kırılmanın getirdiği değişikliklerin yerlerine oturtulduğu ve Türkiye'nin değişmeye başladığı aralıklardan bir tanesiydi. Artık kendisinden önceki gibi olmayan bir zamanın aralığıydı. Aslında daha saf, daha temiz bir alan diye kaçtım ben sanata. Bir de malum işte Kenan Evren 80 sonrası darbesinin bütün sıkıntılarını hem entelektüel hem siyasal hem politik yaşadığımız yıllardı. O yıllarda da belki bir anlamda sanatın bir şekilde muhalefet edici gücü, çünkü başka türlü muhalefet etme imkanınız zordu, şartlar elinizden alınmıştı. Ankara Türkiye'nin başkenti ve resmi şehri olmasına rağmen bildiğimiz sebeplerden maalesef devlet, hükümet, çağdaş sanata çok sıcak bakan bir kurum grubu değil. Onun için bir yerde hep hani maalesef Türkiye'de hep sanata rağmen, sansüre rağmen, devlete, sanata değil devlete rağmen, sansüre rağmen resim yaptığımız için, sanat yaptığımız için yani gölge etmesin başka bir şey istemiyoruz mantığıyla. O Ankara'nın biraz hafif, sert, tutucu, resmi ve yarı resmi officialitesi arasında Siyah Beyaz orayı cazla da, bluesla da, rockla da, güler yüzle de, o güzel binbir siyah beyaz fotoğrafıyla da ve büyük bir disiplin içinde sürdürdüğü yıllık sergi programıyla da hep en güzel şekilde kırarak Ankara'ya bir nefes taşıdı. Ankara'da kurulduğunda 80'li yılların önemli kurumlarından biri oldu. Çünkü hem kuruluş amacı, hem işletme sistemi, hem de sahipleri özeldi. Bize zengin bir mekan kazandırdı ve biz Siyah Beyaz'la birlikte bir hayatı paylaştık. Siyah Beyaz onun bir mimari projesidir. Ve bu mimari projeyi gerçekleştirmeye çalıştı. Bunu yaparken hiçbir zaman ne yapması gerektiğinden ya da dünyadan hareket etmedi. Kendini bu şekilde ifade etmek için bunu yaptı ve bunda da kanımca çok tutarlı davrandı. Sonra bunun Faruk'un Paris'te kaldığı yıllardan imrendiği galerilerin artık ben de bir galeri açmalıyım dediğinin yani dipte bunların geliştiği ve birlikte de ya yaparsan ilk sergi benim cümlesini hatırlıyorum. Nitekim bu böyle oldu. 4 Şubat 1984 günü Siyah Beyaz'ın şimdiye kadar 370 olabilir. Sera doğrula beni kaç sergi olduysa. O kadar serginin ilk sergisi benimdir.
Ankara benim için önemli bir ilk duraktı. Ve Ankara ile ilişkilerimi hiç koparmak istemiyordum. Aslında bu ilişkileri koparmamama yardımcı olan olaylardan birisi de Siyah Beyaz Sanat Galerisi'nin bana açtığı kucaktır o dönemde. İlk cesaretli işlerimi 1984'te Siyah Beyaz'da gösterdim ve İstanbul'da da kendime bir galeri bulamadığım için bir apartman dairesini kiralayıp bu apartman dairesinde evimden aydınlatma, ışık, işte bilmem masa lambalarını dahi getirerek işlerimi aydınlatmayı becerip bir apartman dairesinde gösterdiğim işlerdi. Ve Siyah Beyaz'ın bu konuda, yani sergilediği işler konusunda öncü olduğunu ve bir yerde de elini taşın altına koyduğunu düşünüyorum. Çünkü genel olarak insanların bu işleri beğenip beğenmeyeceği bir galerinin tabii ki önemli bir gelir kaynağını teşkil eder. Yani onu beğeneceği işleri insanların getirmek galerinin işine gelir açıkçası. Ama o bilmeden fakat tamamen yeni bir şey sunma adına bu işleri getirdi. Ve çoğu da çok beğenildi, izlendi. Yani Siyah Beyaz'ın çok böyle enteresan bir, yani zamanla tabii ki değişen ama kendine özgü bir sanatçı skalası var. Ve bu sanatçı skalası da şu ya da bu şekilde birbirine bağlanan ya da kitlenen bir sanatçı skalası da değil. Yani belli bir pratik çevresinde, belli bir anlayış çevresinde değil. Oldukça böyle geniş bir çerçevede giden bir skala var. Sergilediği sanatçıların kimi hiç tanınmamış ve çok genç, kimi ünlü yıldız isimler, kimi yaşlı, kimi belki üniversiteden yeni çıkmış. Yani bu da çok önemli bir şey. Yani bu sanatın değişik kuşaklarıyla bu diyalogda olmak ve bu açıklıkta olmak ve hem derler ya, hem gidene hem gelene eşit derecede o güler yüzle o diyaloğun bir parçası haline getirmek. Bu kadar köklü bir geçmiş olması neye getiriyor? Hani oradan o kadar çok kişinin geçtiğini gördüm ki ben. Hani böyle bir resmen serüven gibi bence Siyah Beyaz. Ben Türkiye'de hiçbir galerinin kendi içinde bir konsepti olduğunu ve bütünlüklü bir yapı arz ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Siyah Beyaz Siyah Beyaz Sanat Galerisi'nin Faruk ve Fulya nedeniyle, giderek de Sera nedeniyle tamamıyla şeyinin ağırlıklı olarak samimiyetten, içtenlilikten kaynaklandığını düşünüyorum ve belki sanatçıyla veya sanatçı adaylarıyla bir empati içinde olabildiğini, belki biriyle Fulya'nın, belki birkaçıyla Faruk'un, belki çoğuyla Sera'nın veya tersi. Yani bunların oranlarını bilmiyorum. Kendilerinden çok sanki bizleri bir araya getirmeye çalışan bir şey var orada. Böyle sıkı ilişki kurdu. Ve benim için çok zordur. Genelde şey derler, işte ben evlenmeyi düşünmüyorum. Genelde galeri sanatçıyla bir arada çalışmaya başladığı zaman şey derler, aman evliliğe hazır mısın falan. Ben hiçbir zaman kendimi evliliğe hazır hissetmemiştim. İlk defa Siyah Beyaz'da hazır olduğumu hissediyorum. Acayip bir şey. Evet dedim. Siyah Beyaz. Faruk'un hep kullandığı bir cümle vardır. Benim sanatçım yoktur, arkadaşım vardır der. Faruk da Fulya da benim orada yaptığım çalışmalarda her zaman her türlü olanağı, yani galerinin fiziksel olarak bozulması, kirletilmesi, boyanması dahil olmak üzere olabilecek her şeyi yapmam için bana manevi desteklerini her zaman vermişlerdir.
duvarları yıkalım derdi Faruk mesela Faruk zamanında. Duvarları yıkalım. Yani şu duvarı işte benim resimlerime uyan renk, griye boyattıralım falan söylenemez zamanlar vardı. Faruk bunu kendi söyledi. Fulya bunu kendi söyledi. Yani ilk kez orada gözüktüler. Daha önce hiçbir yerde İstanbul'da vesairede yani Hüseyin Alptekin, Michael Morris sergisi yoktu. Hatta o da bir carte blanche'tı yani açılma biçimi de. Hiçbir şeye müdahale etmeden hani galeri sınırlamadan, kısıtlamadan, yapacaklarını belli bir çerçeveye oturtmaya çalışmadan bir çalışma biçimi onlara sağladı. Bu da onların pratiği için mesela o dönemde çok önemliydi. Çok özgür bırakırdı Faruk. Yani ben aşağı yukarı boş bir sergi açacağım deseydim Faruk onu da kabul edebilecek bir durumdaydı. Dolayısıyla yani tam anlamıyla kendime özgür istedi. Galerici-sanatçı ilişkisinde hiçbir kısıtlama hissetmedim. Diş muayenehanesine gitmezsiniz, tanıdığınız bir dişçiye gidersiniz. Bir ağzınızı açtığınız kişi bildiğiniz kişidir. Galericilik de öyle. Tanıdığınız ve güvendiğiniz birisine gidersiniz. 30 yıldır bunu sürdürüyorsa Fulya ile Faruk, demek ki o tanışıklığın yarattığı güvenin olduğu bir ortam var ki, birileri güveniyor ki Fulya ve Faruk'a, 30 yıl bu ilişki sürebiliyor. Bu bir galerinin tabii ki mantığıdır. Hani sanatçınla çok net çizgi de çizebilirsin ya da dediğim gibi oturur onu Faruk abisi ve Fulya ablası olarak da konuşabilirsin. Yani bir dostluk zinciri, dostluk ağları içinde siyah beyaz hem destek verdi hem de sanatçılardan destek gördü diye düşünüyorum. Ve Faruk'un sanatçılarla ilgisi, sanatçılarla olan kuvvetli bağı onların eserlerinden çok daha kuvvetli diye düşünüyorum. Siyah beyazın bir DNA'sı var. O bir DNA'sı var, bir deneyimi var, bir stili var, bir tecrübesi var, bir duruşu var. Ama mesela bana her zaman gel bizde kal, istediğin kadar kal, hep o yakınlığı hissettirmişlerdir. Aile. Faruk, Fulya ve Sera ailesi. Bakır, Hüseyin. Yani bütün o siyah beyazın ailesini düşününce gülümsüyorum. Siyah beyaz benim için siyah beyaz aile fotoğrafında gördüğümüz, hissettiğimiz her şey gibi. Fakat Fulya ile Faruk'dan dolayı ve yakın dönemde de Sera'dan dolayı siyah beyaz normal bir galeri değildir. Siyah beyaz bir yuvadır. Dolayısıyla sadece bir galeri gibi hiç düşünmedim siyah beyazı. Yani ve zaten 88-95 arası aşağı yukarı orada yaşadık. Yalnız ben de yaşamadım işte. Vasıf, Hüseyin Alptekin, Michael Morris hemen hemen her gece oradaydık. Hatta ara sıra benim postam bile siyah beyaza gelirdi. Mesela kendi kişisel sergim olduğu zaman evlerinde kaldım. Yani ben herhangi bir arkadaşımın evinde bile kalmam. Normal gündelik hayattan arkadaşımın evinde bile kalmam. Çok doğal olarak onların evlerinde misafir oldum ki başka imkanlarla çok rahatlıkla olabilirdi. Yani zaruretten değildi, keyiftendi. Çünkü işte yemeklere çıkılıyor, bara gidiliyor, barda içki içiliyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Sonra o muhabbet, o duygu devam ediyor. Evin bir ferdi, o ailenin bir ferdi, o dostluğun sağlam bir parçası olarak çok konforlu bir şekilde kendinizi o evde de bulabiliyorsunuz. Siyah beyazda her şey sanki olması gerektiği gibi akmış. Yani bu ne zorlanıp kanırtılmış, ne aldırmazlıkla karşılanmış, ne önemsizleştirilmiş, ne de gereğinden fazla önemli bir hale getirilmiş. Onun için bugünkü yapılanma içerisinde aslında biraz da olup biten şeylerin dışında durmak gibi. Siyah beyaz kurumsal değil. Siyah beyaz bir aile müessesesi. Bir karı kocanın çok özel enerjisi, merakı, disiplini, işin peşini bırakmaması her türlü duruma, her türlü şeye rağmen. Zaten benim düğünüm de burada oldu. Ben bekar gelmiştim buraya. Düğünümüzü falan yaptılar. Faruk Bey, Fulya Hanım falan çok ilgilendi. Yani bir iş yeri değil de ben burayı kendi evim gibi ya, kendi malım gibi benimsedik. Faruk Bey, Fulya Hanım işte hepsi. Sera zaten o zaman daha çocuktu, ilkokula yeni başlamıştı.
öyle devam etti gitti. Bizler hepimiz orada yaşlandık. Hayatımızın önemli bir bölümünü siyah beyazda geçirdik. Siyah beyazın ve burada galeri diye bakmıyorum, mekanın ve o mekanda yaşadıklarımın tabii ki sanat anlayışımı oluşturmada, hayat anlayışımı oluşturmada, zaman zaman aşk hayatımı oluşturmada önemli bir yeri oldu. Bence siyah beyazın bence Türk sanatında, Türk galerilerinde, Türk plastik sanatlarda yeri ekolden daha çok bir anne baba gibi düşünüyorum ben bazı şeyleri. Onların kavrayıcı, kollayıcı ve sunucu bir yapısı olduğunu inanıyorum. Böyle bir ev atmosferi içerisinde toplar insanları. İnsanlara uzak ve itici bir mekan değildir. Bu tabii biraz Faruk ve Fulya Sade'nin inatlarıyla ilgili bir şey. Yani eğer ikisi de o kadar inatçı olmasalardı belki o mekanda bu kadar uzun süre durmazdı. Çünkü 1984'ten bu yana ülke çok büyük değişikliklere uğradı. Zaten o 30 yıllık öykü de odur. Yani çalkalanan bir Türkiye. Ekonomisi sürekli oynayan, hiçbir istikrarı olmayan, ilişkilerin hiç güvenilir olmadığı, her şeyin erozyona uğradığı bir ülkede ve o ülkenin merkezinde, Ankara'da 30 yıl istifini bozmadan kendi söylediği sözü temiz, düzgün cümlelerle kuran ve onu çoğaltan bir yapı başka bir şeyden kaynaklanmaz. Bunun arkasında o insani derinlik var diye düşünüyorum. Faruk'la Fulya'nın büyük bir inat ve sebat ve sevgiyle bu işi yapıyor olduğunun ötesinde şu yaşadığımız ülkede başka bir şey uyandırmıyor aslında. Biz eskiler daha şeyiz, duygusalız. Daha farklı şeyler yaşadık. Şimdi çok hızlı. Yani hızlı derken hıza ayak uydurmaya çalışıyoruz ama ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Ama o duygusallık hala bende var. Faruk hep şey der işte, bar galeriye sponsor oluyor der. Ama sadece o değil bence. Yani sadece maddi açıdan değil. Bir şekilde dediğim gibi yaşam alanı ya. Hani ne bir barda sürekli bir zaman geçebilir ne de bir galeride sürekli zaman geçebilir. İkisinin bir simbiyoz olarak, ortak yaşam olarak bir arada olması bence oldukça önemli. Siyah beyazın bugüne kadar getirdiği, ben bütün duruşları içerisinde namuslu bulduğum bir çizgisi vardır. O namusun içerisinde mütevazilik, o namusun içerisinde öyle veya böyle kabul edelim etmeyelim ama bir misyon duygusu, Ankara'da olmak ve belli bir düzeydeki sanatçıları Ankara sanat ortamına sunuyor olmak falan falan. Ankara sanatı benimseyerek, öğrenmek isteyerek ve bunun üzerinde tartışma yapmak için izler. Bunu Ankara'da çok farklı bir entelektüel kesim vardır. Yani onlar okurlar, izlerler. Yani böyle bir bürokrat şehri olmasının ötesinde. Ve de oradan bence gördüğüm, izlediğim, mesela İstanbul'un da önemli kültür yapıları, eğlence, restoran falan gibi yapıların da hep arkasında Ankaralılar vardır. Hep bir Ankaralı kurmuştur, devam ettiriyordur. Niye Ankaralı? İşte oradaki o anlayışın devamıdır. 30 yıl yeni kurulmuş bir şehirde oldukça uzun bir zaman ve işlevi dolayısıyla da siyah beyaz artık Ankara'da devam etmesi gereken Ankara'nın kültürüne ve günlük hayatında çok önemli yer almış bir kuruluştur. Ankara'da bir sanat galerisi olmanın başka bir önemi var bence. Yani çünkü Ankara bir diplomatlar şehri ve bütün yabancıların Türkiye'nin gerçeklerini birebir gördükleri bir yer diye düşünüyorum Ankara. Dolayısıyla orada siyah beyaz gibi çağdaş sanatı
tanıtan ve çağdaş sanatın üretimine katkıda bulunan bir galerinin oradaki varlığı bence son derece önemli Türkiye'nin tanıtımı açısından. Gerek ya biliyorsunuz büyük bir göç oldu Ankara'dan. Çok çok fazla aydın artık İstanbul'a gitti. Mesela Ankara 1984'ten 2013'e gelene kadar son derece değişti. Yani o sırada Ankara'yı terk etmiş olan biri bugün Ankara'ya gelse tanıyamayacağı bir şeyle karşılaşacak. Ankara ne kadar değişmiş olursa olsun, ne kadar hani eski bizim 30 yıl önce bildiğimiz Ankara'dan bugün farklı bir Ankara var kuşkusuz. Ama o eski Ankara'yı eskiden bugüne neyin değiştiğini en azından anlamak açısından da bir siyah beyaz bir mihenk taşı işlevi herhalde görüyor. Buna belki de kent hafızası diyoruz. Yani insanın aslında bir mekan içinde kendini tanımladığı şey, mekan değiştikçe kayboluyor. İnsan da kendini kaybolmuş buluyor. Artık kendini tanımlayamıyor çünkü kendini tanımlamasının araçlarından biri mekan. Ve şehriniz elinizden gidiyor. Eviniz elinizden gidiyor. Yolunuz, sokaklarınız elinizden gidiyor. Faruk'unki bence buna karşı bir mücadeledir. Siyah beyaz hiç gitmedi, hep olduğu gibi kaldı. Dolayısıyla İnsanlar orada kendi tanımlarını buldular. Onların siyah beyazdaki yeri hep aynıydı. Orası değişmedi. O insanlar yaşlanmamış oldu. En önemli konu şey, devamlılık denilen şey. Bu ülkede en az bulunan şeylerden bir tanesi. Her şey kısa ömürlü, başlıyor. Bitecek kadar zamanı bile olamıyor ve kayboluyor. Ona bitmek bile denemez aslında. Soluyor ve yok oluyor. Dolayısıyla 30 yıllık bir şey geçmiş bir galeri için, bir sanat galerisi için bence bayağı bir tarihinin oluşması anlamına geliyor. Ben, en önemli yeri burası. Bu süre içerisinde de tabii orayı farklı nedenlerle kullanan insanların bir aradalığından oluşan oranın genişletilmiş örüntüsü oluşmaya başlıyor. Ve ben başından itibaren bunu izleyenlerden birisi olarak ve üstelik de Ankaralı olmadığım halde bu değerin çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu kolay kolay elde edilemeyecek olan bir şey. Bu dönemin yani 30 senenin siyah beyaz bakımından bunca ekonomik krize rağmen devam etmesi ise başlı başına bir meseledir. Ben her zaman şunu söylemişimdir, 1980'lerde Türkiye'de koleksiyon yapanlar ve bu koleksiyonlarını belli bir düzeyin üstüne çıkartmış, taşımış olanlar bütün servetlerini kaybettiler. Bunu ekonomik krizler doğurdu. Çoğu zaman itibarlarını kaybettiler. Bunu ekonomik krizler doğurdu. Bu insanların koleksiyonları dağıldı. Ekonomik krizler bunu yarattı. Bu insanlar hapse girdi. Ekonomik krizler bunları getirdi. Yani düşünün 80'li yılların ekonomisi ortada, 90'lı yıllar krizlerle dolu, ekonomik krizler ve sosyal krizlerle dolu. Türkiye yönetilmez bir ülke. 2000'lere giriyorsunuz, 2000'ler daha başında bomba gibi bir krizle patlamış ve işte bugüne kadar gelmişiz. Bütün bunlara rağmen bu galerilerin ayakta durması ise başlı başına bir maceradır ve herhalde dünyada da eşi menendi çok az görülen serüvenler arasındadır. Siyah beyazın galerisinin yanı sıra tabii çok önemli bir parçası da oranın bir barı olması. Bu barı sadece işte bara gidip içki içilen bir yer değil. Aynı zamanda müzik dinlenen, canlı müziğin dinlendiği veya arkadaşların, eş dostun buluştuğu, birbiriyle sohbet ettiği, yani bir yandan sergi gezip sonra aşağı inip işte birlikte konuşma yapması, bir sosyal ortam oluşturması da bence siyah beyazın bu kadar uzun süre yaşamasında önemli bir etken olmuştur. Tabii ikimiz de
o zaman, o dönemde sadece galeriyle böyle bir girişimi ayakta tutamayacağımızı biliyorduk. Yani sadece galerinin geliriyle. Çünkü galeri o zaman gelirden ziyade bir gider kapısıydı. Dolayısıyla işte iki merkezde de kafe vardı ve bunlar gayet popülerdi. Kavaklıdere Apartmanı'na girdiğimde birinci kat bardır, ikinci kat galeridir, üçüncü kat bir dişçi olabilir, dördüncü kat Faruk Fulya Sera evidir, beşinci kat anne evidir. Ve benim hayatım orada dikine yürür. Böyle radikal bir büyüme yaşamadı, bir yer değiştirme de yaşamadı. Dolayısıyla hep idare edilebilir, idare edebilir ve ufuklarını çok net bir şekilde çizerek devam etti. Belki bu çok özel bir durum diğer kurumlara nazaran. Binaya girersiniz, ayrı bir kapıdan içeri geçersiniz. Yani bir yalıtılmışlık var. Bu yalıtılmışlık onu bütün o toplumsal hayatın içinde sanatın kendine ait sınırları içine taşır ve gireni işte izleyicidir veya işte bara gelmektedir. Onu toplumun veya işte o alanın geri kalanından yalıtır. Fakat galerinin içi çok ilginçtir. Orada bir müthiş bir bütünleşme vardır. Barın ve galerinin aynı yerde olmasını çok önemli buluyorum. Yani ikisi de aslında bir tarafıyla hedonistik bir şey. Haz ilkesine dayalı ikisi de. İkisi de muhayyile ile yakalayabileceğimiz bir şey. Yani akılla yakalayabileceğimiz şeyler değil. Faruk'un refleksleri de akıldan çok duyguyla ilerlediği için bence olağanüstü bir şey. Ve her ikisi de aslında ya alkol de sanat da kafanın bir kıyak olma halini açıklıyor. Vallahi aslında ben barın biraz tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanatçılar çok düşkündür veya kendi adıma söyleyeyim. Ben çok düşkünüm. Yukarıda enstalasyonu veya yerleştirmeyi bitirip aşağı inip bir nefes almak istiyorum. Ve orası benim için rahatladığım ve mutlu olduğum bir yer. Yani çok özel bir yer. Üst kat nasıl sergi alanı olarak özelse alt kat nasıl bütünlüğü anlatamam. Yani siyah beyaz bir salon gibiydi bir anlamda. Yani akşamleyin siyah beyaza geldiğiniz zaman işte Hasan Bülent Kahraman da orada olur. Ankara'nın kadim sosyologları da orada olur. Rahmetli Hasan Ünal Nalbantoğlu da orada olur. Ve orada iyi tartışmalar geçer. Bar etrafında, bar çevresinde bir içki şeyinde. Gerçekten de orası aslında bir grup insanın yeri, en çok onların yeri. Yani herkesten aynı sayıda yok ama herkesten var orada. Galerinin kendisi de bardan ve salondan ve o ortamdan hiç şey değildi, farklı değildi. Yani birbiri arasında çok normal bir geçişlilik söz konusuydu. Oradaki sanatçı aynı zamanda bardadır. Hatta Hüseyin gibi ve Michael gibi barla başlayıp sonra galeriye geçen sanatçılar da oldu. Sadık bir müşteri kitlesi, hani kaba bir terim bu ama oluşturmuş oldu. Bunların içinde sanat sevenler ya da sadece barda vakit geçirmeyi sevenler veya ikisini bir arada götürenler, gazeteciler, yazarlar. ...68'ler geliyordu. Hala da var, gelinler de var.
bütün 12 Eylül'den önce hapse yatmış kişiler var. Bütün onlar buraya gelince bizim buranın adı Devrimci Bar olarak kaldı. Bütün solcular geliyor. Yani öyle bir şey mi çıktı adımız Devrimci Bar olarak? Bu neredeyse şey gibi de yani bir dernek gibiydi orası. Üye olmayanların da girebildiği bir dernek. Bar müdavimlerinin veya barda olanların da ister istemez Ankara gibi bir yerde sanatla ilgilenmesini sağlaması bakımından ben çok mühim bulurum. Yeteri kadar şık, rafine ve burada bir işte sanat olayı gerçekleşiyor. Fakat insanı dışlayan, iten, sokaktaki adamla arasına bir mesafe koyan, kapıdan içeri girerken belli tedirginlik yaşayıp yaşayamayacağınız duygusunu da üzerinizden alan da bir yanı var. O açıdan ben galeri anlamında severim. Yani orada yaptığım sergilerde de şey bir duygu alırım böyle yani. İyi ki burada işler böyle fena durmuyor, iyi duruyor falan diye keyiflendiğim bir şey olur. Bir de tabii aşağı kattaki barın cazibesi var. Oraya gittiğimiz zaman o barda olmak ve devamlı eski arkadaşlarımıza rastlamak, en azından kaybettiğimiz eski arkadaşlarımıza bile duvarlardaki fotoğraflarında rastlamak, o vakti zamanında yaşadığımız içki kültürünü yad etmek ve onun doğrultusunda birçok şeyi hatırlamak benim için çok güzel bir şeydi. Ben bu sürekliliği çok sevdim açıkçası. Şimdi orada o cuma günü giderseniz o kendi resminizin altında kalırsınız, yaşarsınız. Şimdi resminiz dünyanın en büyük isimleriyle birlikte duvarda asılıdır. Ve siz onlarla çerçevelenmiş olarak, çevrelenmiş olarak işte orada bulunursunuz. Barın fotoğrafları ilk başlarda hoşuma gidiyordu yani eski yıllarda. Böyle bir hoş bir şeydi. Çünkü oradaki insanların bir kısmı Hollywood yıldızları veya ünlülerdi. Onlar uzak dünyaların bir takım imajlarıydı. Fakat işin içine tabii oraya devam eden insanların resimleri katılmaya ve bunlar yavaş yavaş arkadan aydınlatılmaya başlayınca benim içimde böyle bir tür nasıl diyeyim, böyle hüzün oluştu. Orada evet, müdavimlerin her birinin bir fotoğrafı var barda. Benim de bir fotoğrafım var. Morgan Fairchild'la bu konuda mütevazı olamayacağım. Bunu tabii bu bir imaj yarattı benim açımdan. Genelde işte Sedat Ergin, Hollywood yıldızlarıyla birlikte olan bir şahsiyettir diye. Tabii orası bir düş alemi gibi, bir film gibi önünüzden geçen 1920'lerden, 30'lardan, 40'lardan bu tarafa yaşamış olan insanların, çevrilmiş olan filmlerin, oyunların, tiyatroların günümüze kadar bir resmi geçidi gibi. Dolayısıyla siyah beyazda oturduğunuz zaman çok değişik şeyler gözünüzün önünden gelip geçiyor. Bu da insana çok büyük bir huzur veriyor. Bence o esas yani orayı bütün tarihin orada oluşturmayı becerdiler. Yani özellikle yerli sanatçıların fotoğrafları bazen şaşırtıcı, bazen hüzün verici hatta. Yani o gencecik yakışıklı adamlar, kadınlar görüyorsun işte hepsi yaşlanmışlar ya da ölmüşler falan. O müthiş bir tarih. Bence becerdikleri en büyük şeylerden biri o. Önce bir eğlence gibiydi o. Böyle bana da şey gelirdi, şirin ve hoş bir şey gibi gelirdi. Şimdi düşünüyorum ki müthiş bir belgeleme oldu orada. Bir sürü eski arkadaşı ve eski kendimiz de dahil gençliğimizi çağrıştırıyor. Fotoğraf çok gaddar bir şey zaten. Yani zamanın bir aralığını alıp
duvara asabildiğin bir şey. Onun için seçtiği yol bence muhteşem. Ben kendime bile orada baktığım zaman inanamıyorum yani gerçekten. Şimdi artık aramızda olmayan insanlar için seçtiği yol bence o dünyevi olanla ruhani olan arasındaki şey sadece bir ışıkla anlatılıyor olması müthiş bir yol. Yani yaşayan bir duvar oldu orası. Yani hem yaşıyor hem ölüyor. Bir de öyle bir boyutu var. Öldükçe parıldıyor. Ama yani bütün o dostları, çevreyi, o barın o ruhunu oraya yansıtmış olan bir duvar. Hep bir şaka yaparım ben orada çünkü arada arkasında ışık yanan bazı fotoğraflar vardır. Ve Faruk onları hep insanlar öldükçe ölenlerin fotoğraflarının arkasına ışık koydu. Bütün o duvarı cam yapmak zorunda kalacaksın derim Faruk'a bir müddet sonra. Çünkü hepimiz öleceğiz ve orada ölülerin fotoğrafları olacak bir duvar dolusu. Anlatma biçimi bence tam Faruk'a yakışacak bir biçimde. Yani o derin düşüncenin fırlama bir biçimde, anlatılma bir biçimi olarak. Yani tam onun dili. Hafifçe aydınlanıyorsun. Belki en karardığın yerde en aydınlık haline geçiyorsun. Şuradaki fotoğraflar, çerçevelerin içindeki çerçeve gibi hissetmeye başladım ben şahsen. Onu öyle biliyorum. Biz de onlardan biriymişiz. Evet, onların içine yani girdik. Şimdi burada bir tane çerçeve eksik olduğu zaman hemen Sera'nın da, Fulya'nın da herkesin dikkatini çeker. Bu nerede falan diye. Biz de ona benzemeye başladık 13 senede. İşte bir tarih. O fotoğrafların kaçında da benim olduğumu biliyorum. Arada bir nadiren de olsa gittiğimde arayıp da buluyorum. O kısmı bizim hepimizin, benim kuşağın gençliğinin tarihi orada yatıyor. Dolayısıyla çok nostaljik, romantik bir ilişki o. O çok kişisel. Orada neler oldu neler, ne aşklar, ne danslar. Hiç kimse kimseyi rahatsız etmeden tek başına kadın geliyor burada dansını ediyor ve kimse rahatsız etmiyor. İnanılmaz bir şey burada. Ne bodyguard var ne bir şey var. Yani böyle bir mekan hiçbir yerde yok. Aile gibi, ailenin üyesi gibi. Hani olaya katılan oluyor, burayı dolduruyorlar falan. Fakat sohbet seven de oluyor. Onlar da mesela arka tarafta, özellikle yazın o bahçede falan, hani hem dinliyorlar uzaktan hem de sohbet takılıyorlar. İstedikleri zaman girip ha bir şey hoşlarına gidince geliyorlar mesela. Kıyafet baloları, işte mafya kıyafetleriyle giyilmiş özel şeylerin galeri dışında da faaliyet gösteren, trenlerle gidilen gelilen faaliyetleri hatırlıyorum. Sonra Sen Ben Bizim Oğlan sergileri var. Orada sadece sanatçılar değil de sanatçının çocuğu da, kızı da, karısı da, işte annesi de neler yapabilir falan. Hepimiz ayrı ayrı birbirimize de çaktırmadan ne yaptığımızı öyle hazırlanırdık. Ben mesela kaç çeşit yemek yapmışımdır.
sen ben esası olan Biennale'ne, hatta göze girenler de bir göz formunda favadan tutun şekil alabilir. Bütün yemekleri denedim. Humus, çeşitli fasulye ezmesi, ne bileyim mi, böyle. Yani olayı sadece böyle kuru sergilerin hazırlığı açıldığı bir programın dışına çıkarıp daha böyle bir sosyal ama hep sanat odaklı. Sanat odaklı olduğu için de insanları sanatı sevmeye, algılamaya, onunla birlikte yaşamaya, onunla bütünleşmeye teşvik eden eğlenceler diyelim. Benim Ankara'da, Siyah Beyaz'da, özellikle Faruk'un evinde, Fulya'nın evinde gece sohbetlerimiz vardı. Böyle sabahın gün ağarmasına kadar süren, hayatımda yaşadığım en kıymetli ilişkilerden biriydi onlar. Yani birileriyle bu kadar sıcak, kolay, can ciğer. Bu benim galericimdi üstelik yani. Böyle bir ilişkiyi her zaman bulabileceğime inanmıyorum. Yani arkadaşlarım vardır, böyle şeyler yaşamışımdır ama Ankara'da en keyifli zamanlar onlardı. Genellikle kış olurdu sergiler. Kış soğukta da evde oturup onlar beni zorla bir yere götürüp bir şey yedirirlerdi. Ondan sonra eve gelip sabaha ederdik, bağdaş kurup. Onu her zaman özleyebilirim yani, en keyifli şey oydu. Galeride üçlü bir sergimiz vardı, açtığımız. Sera çok küçüktü o zaman. Bir ara bir şey oldu, bir hışırtı falan, böyle bir şeyler oldu. Kafamızı bir çevirdik, baktık. Yerde bir yan resim, duvarın alt tarafında bir yan resim konmuş böyle, gayet özenle dizilmiş. Sera da oturmuş onların başına. Benim de sergim var. Ben de burada sergi açtım. Kendi resimlerini bizim resimlerimizin altına koymuştu. Mesela bunu hiç unutamıyorum. Gene Faruklardayım ve küçük bir aile evi, küçücük bir evde misafiri başka yere yollamama kuralı olduğu için ben yer yatağında yatıyorum. 5 günlüğüne gitmiştim. 17. günümdeyken Fulya göbeği burnunda Sera'ya, Sera geliyor hayata. Bana dedi ki, Behrat kalk bu yatağı boşaltıyorsun. Bu hiçbir Türk misafirperverliğine uymayan evden kovuluyor gibi durumdaydım. Kalk yer yatağını boşalt, kanepeye geç çünkü o yatağı beşik yapacağız dedi. Galeriye geldim. Galerinin balkonu vardı. Parmakla çıkarılmış bir birinci kat balkonu. Orada benim böyle çok ağır, sonradan bir tane daha yaptım. Aşağı yukarı 150 kiloluk döküm alüminyumu pervane heykelim duruyordu. Sonra bir gün yine Siyah Beyaz'a geldik. İçeri giriyordum. Yani baktım heykel yok. İçeri girdim. Hani o kadar satış, o kadar hayali bir şeydi ki. Bu neydin? Aman Allah, sattınız mı yoksa heykelimi? Ne satış, ne heykeli dedim. Yok heykel dışarıda. Hep beraber dışarı çıktık. Heykel gitmiş. Sanıyorum bize alüminyum doğramı olarak geri döndü sonunda ama 150 kiloluk heykel yok oldu ve Siyah Beyaz'ın sanatsal köpeği Matisse bile korumamıştı heykeli. Ankaralı Hasır Çelik Şirketi. Bir pin-up takvimi, yani çıplak kızlı takvim yapmak istemişlerdi. İşte orası yeni boyanırken falan orayı bir stüdyo yapıp işte çelik hasırları getirip çelik hasırın önünde bir takım silüetlerle, böyle kız silüetleriyle bir çekim yapmıştık. O sırada Faruk da barın üstüne bizim Ali Güreli ile beraber şeyleri yapıştırıyordu, onu unutmuyorum. Barın üstünde bir ışıklık vardır. O ışıklıklara o zaman yuvarlak cam kestirememiştik. Aydınger yapıştırmıştık. Aydınger'i egzaktoyla böyle kesiyorduk böyle. 99'da da mezun olacaktım. Fakat Siyah Beyaz'da olan diyalogumdan dolayı bir hocamız, Hacettepe'deki bir hocamız beni bir dersten bıraktı. Şimdi Siyah Beyaz Sanat Galerisi de her yıl ödül verirdi Hacettepe'ye. 99 yılında da yine Faruk Bey gidiyor Çağdaş Sanat'la da. Sergi var. Fakat benim işim yok. Beni soruyor. Onlar da
işte birbirlerine bakıyorlar. Ya Nihat mezun oldu mu olmadı mı ne oldu falan filan. Bir tanesi diyor ki mezun olamadı o. O zaman diyor ben de diyor bu sene size ödül falan vermiyorum diyor. Kapıyı çaldım. Bakır açtı kapıyı. Dedim ki girmeyeceğim içeri sırf şöyle bir bakabilir miyim? Ve içeriye girdim. Ya bu ya hiç dedim. Başka galeri istemiyorum. Viskileri vardı mesela. O özel bir anıdır. O işaretlenir. Normal hani klasik bir takım barlarda olduğu gibi. Hep JB içilirdi. Ona Joseph Beuys denirdi genellikle. Böyle bir şeyi vardı ve Hüseyin tabii baş belamızdı rahmetli genellikle. Çünkü o içki şey yani içki çalardık çocukların gözünden. Şişeyi çalardık yani sonra filan. Böyle ayıp şeyler yaptık zamanında. Öyle siyah beyazlı bir takım borçlarımız var o anlamda. Faruk şey yapmış, özel sertifikalar hazırlamıştı. İşte fuarın en diye başlayan, nokta nokta diye doldurulan, işte en iyi sanatçısı, en iyi işte şusu busu falan derken bir baktım şey, bana da bir sertifika düştü bu şeyin içinde. Fuarın en diye bitiyordu. Sertifikayı hala saklıyorum. Siyah beyaz hep batı müziği çalar biliyorsunuz. Pek Türk pop falan olmaz. Bir akşam çok haince bir şey yaptım. Mehter Marşı çaldım şimdi. Ve bu siyah beyaz tarihinde herhalde ilk kez Mehter Marşı çalındı. 80'li yılların başında galeri kurulduktan hemen kısa bir süre sonra Faruk dostum bana benim sanat yazarlığındaki 20. yıl dolayısıyla, şimdi yanılmıyorsam 20. yıldı. 20. yılla ilgili olarak galeride bir kokteyl yapmayı düşündü. Yani beni tanıtan, işte dostlarla bir araya getiren bir kokteyl yaptı. Onu hiç unutmuyorum. Siyah beyazla ilgili unutamadığım bir anım ya da hatıram nedir derseniz hayatım derim, orada geçti. Yani her şeyi orada yaptık. Çok büyük zamanı orada geçti ve siyah beyaz demeyelim çünkü siyah beyaz bir kurum. Şu anda da 3 kişi içeriyor. Fakat siyah beyazdaki Faruk sayesinde hani böyle mafya partileri yapmaktan tut, tren ayarlayıp onunla Çankırı'ya böyle eski mafya kıyafetlerinden gitmek falan. Yani bir grup içinde bütün bu grubu birleştiren ve eğlendiren ve anılarını yaratan bir ekol de olmuştur. Bu yüzden Faruk ve Fulya'ya çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum hayatımızda. Şimdi galeri siyah beyaz kadar önemli olan Faruk Sade ve eşi Fulya. Faruk Sade epey yarışma kazanmış, çok yetenekli bir mimar. Fakat aynı zamanda ciddi bir sanatsever. Ciddi bir sinema koleksiyonu vardır, ciddi bir resim koleksiyonu vardır. Türkiye'de çağdaş sanatın var ve nitelikli olduğuna inanan bir kişi. İnandığı gibi bunu da ispatlamak isteyen bir kişi. Bütün varlığında bu işe adadı. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Yani mimarlıktan çok rahatlıkla para kazanabilirler. Belki farklı bir hayat tarzı sürdürebilirlerdi. Onun yerine bir sanat odağı oluşturmak fikri etrafında varlıklarını sürdürdüler. Fulya ablayla Faruk abi dendiği zaman yani siyah beyaz, işte biri siyah biri de beyaz aslında yani hakikaten öyle. Şimdi siyah beyaz diyorsun Faruk abi ve Fulya abla yani başka bir şey gelmiyor insanın aklına. Ya da burada da sanki Faruk abi diyorsun ha siyah beyaz değil mi der. Yani öyledir hani kim o? Siyah beyaz Faruk mu? Evet o yani.
Tabii Fulya Faruk'un karakteri neredeyse bence galerinin omurgasını oluşturmuştur. Şimdi iki tane şey söylemek gerekiyor Fulya ve Faruk için. Çok ilginç bir karı koca hayat arkadaşı. Yani bunca yıl özel ilişkilerini büyük bir ahenk içinde götürebilmek, diğer taraftan işte de ortak olabilmek ve bu birlikteliğin devamlılığı bence böyle yani artık şapka mı çıkartırsın, ne yaparsın yani hani insanı son derece müteessir eden bir şey. Fulya ile Faruk birbirinden ayrılmaz büyük bir sevgi yumağıdır. En önemli özellikleri ikisinin de aslında sanatçıyla falan değil de doğrudan insanla ilişki kurarlar. Şimdi galeride sadece sanatçılara ve dostlarına bir mekanı açmıyorlar, yüreklerini de açıyorlar. Faruk benim kafama çok uygun bir adamdır. Yeteri kadar işinde ciddidir. Ama yeteri kadar da çok kasmayan, çok poz yapmayan bir adamdır. Ben bunları önemsiyorum. Yani sağlıklı bir ilişki kurulması açısından önemsiyorum. Bunu daha basitçe şöyle ifade edebilirim. Ya yani bir insan dünyaya uyar ya da dünyanın kendisine uymasını sağlamaya çalışır. Faruk ikinci kategoridir. Dünyayı kendine uydurmaya çalıştı siyah beyazla. Ve siyah beyaz projesini kendini ifade etmek için kullandı. Eylem adamı ve o eylem için eylemi yapan bir adam. Başkaları görsün diye yapan birisi değil. Benim Faruk'ta çok net olarak gördüğüm mesele odur. Tez canlılığıyla hiperaktivitesi, hiperaktivitesiyle tepkiselliği, tepkiselliğiyle ortalıkta olup bitenlerin böyle müthiş iç içe geçtiği bir yerde bu kendiliğinden gerçekten de bir cemaat üretmiş olabilir. Fakat tabii yani ben size her tür siyasetçiyi, her tür insanı analiz edeyim. Fakat Faruk'ta biraz zorlanıyorum doğrusu. Bu kadar yıllık tecrübeme rağmen onu izah etmekte, analiz etmekte benim bu kadar yıllık gazetecilik tecrübem ve gazeteci olarak benim metotlarım Faruk'u anlamakta, analiz etmekte her zaman zorlanmıştır. Zor bir vaka olduğunu burada teslim etmem gerekiyor. Bu Faruk benim gazeteciliğimin böyle sınırlarına geldiğim bir dosya. O nedenle bir katkıda bulunamayacağım. 90'lı yılların içinde Ankara'da tanıdığım bir kişi. Tabii sonra da en çok dostluğumuzun daha pekişmesi de Bodrum'da oluyor. Çünkü aşağı yukarı birçok yazdır. Aynı zamanda birçok insanla Bodrum'da oluyoruz ve ben muhakkak Faruk'un o inanılmaz tepedeki neredeyse her akşam onlarca kişinin geldiği sofralar var. Bu mesela o sofralar da çok ilginç. Yani bugünkü Türkiye'de artık 10-15 kişiyi her akşam neredeyse toplayan bir sofra adeti yok. Bunlar 60'larda 70'lerde vardı Türkiye'deki entelektüeller arasında. Ama Faruk'un o ruhu hala taşıdığını söyleyebilirim. Faruk hareketli, atak, mizaçlı bir arkadaşımızdır. Fulya Hanım bilinçli, ne yapacağını bilen, kararlı bir sanat dostu, bir aydın. Gerçekten sanat hayatımıza çok büyük katkıda bulunmuş iki aydındır. Sadece Faruk olsaydı becerebileceğini zannetmiyorum. Fulya adeta onun arkasında bir sigorta diyeyim ya da akord ayarını yapan diyeyim. Ve bunları da büyük bir fedakarlıkla sadece Faruk'un idealine hizmet etmek için yapan ve Faruk'u ayakta tutan biridir. Yani siyah beyazdan bahsederken Faruk ve Fulya diye bahsetmek lazım. Fulya olmasa siyah beyaz bugünü görür müydü bilmiyorum. Fulya aslında Faruk'tur yani. Faruk oysa Fulya değildir. Onun aralarında öyle bir fark var. Yani Fulya hem Fulya'dır hem Faruk'tur. Onun için aklın temsilcisi bana o gibi geliyor. Muhayyilenin temsilcisi Faruk'tur, aklın Fulya'dır.
siyah beyaz işte filmlere de konu oldu. Hiç yabana atılmayacak bir şeydir. Bu bir kültürel entegrasyonun parçalarıdır. Siyah beyaz Ankara'da bir kült gerçekten. Siyah beyaz filmini izlerken ben de şimdi yaşıma baktığımda çok uzun zamanlar geçmiş. Herkesin mutlaka bir anısı vardır siyah beyaz. Sanat izleyicisi olsun olmasın. Çünkü orada görürsünüz ki siyah beyaz büyük bir yaşamdır. Herkes işinden çıktığı zaman, herhangi bir arkadaş çevresiyle güzel bir sohbet yapmak istediği anlarda veya bir şeyi kutladığında, evliliğini, yaş gününü kutladığında veya işte Türkiye'deki değişen olaylar üzerinde farklı düşünceler duymak istediğinde siyah beyazda buluşur. Orada anlatılan şey aslında oradaki insanların farklı dünyalarında, çok farklı dünyalardaki insanların bir aradaki varoluşlarında bir ortak nokta olması esprisi. O doğruydu. Yani siyah beyazın öyle bir şeyi vardır hakikaten. İnsanları birbirine yakınlaştıran, hiç olmadık farklı grupları bir arada tutan. Dostlukları düşürecek olursanız benim vereceğim misal Ahmet Boyacıoğlu siyah beyaz diye bir film yaptı. Yani bu daha ne olsun işte. Bu bir paylaşımdır. Yani buraya gelen insanların ne kadar burayı benimsediklerinin de bir ifadesidir bir yerde. Şunu söyleyebilirim, filmdeki konser sahnesini çekeceğiz. Bir perşembe akşamı çekmeye karar verdik. Aradık Bodrum'daki, İstanbul'daki arkadaşları. Ciddi bir ekip geldi. Yani o arka planda görülen beyaz saçlıların çoğu sadece o çekim için bindiler. Bodrum'dan geldiler. İki gün, bir gün kaldılar ve geri döndüler. Orada görülebilmek için, o sahnenin, o filmin bir parçası olabilmek için. Hepimizin yaşı 60'a dayandı ya da üstüne çıktı. Yani eskisi gibi filmde de var. Artık gelemiyoruz, gidemiyoruz. Gece 11'den sonra başlayan müziğe kalamıyoruz. 3'lere 4'lere kadar oturamıyoruz diye. Son 2-3 yıl içinde Serena'nın da İngiltere'den döndükten sonra barı devralmasıyla bir değişiklik oldu. Yani şimdi gelen müşterilere tamam, eyvallah. Genç artık, eskisi gibi değil yani. Eskiden mesela biz müşteriden çekiniyorduk. Şimdi müşteriler bizden çekiniyor, öyle diyeyim yani. Ne diyeyim artık yani, saygıdan dolayı ses çıkartmıyorlar. Bir şey de olduğu zaman da üstelemiyorlar. Dur dediğin zaman durmasını biliyorlar. Bir kan değişimi oldu, bir jenerasyon değişimi oldu. Yaş ortalaması 50'lerden 60'lardan böyle 30'lara indi. Ve şimdi gördüğüm kadarıyla daha genç, daha dinamik, daha farklı tabii ki bir jenerasyon var orada. Aslında Sera'yı hiç şey etmedik. Sera'dan daha güzel şeyler bekliyoruz. Yani bizim müşterilerimiz dinozor olduğu için şimdi müşteri şeyimiz Sera'nın girmesiyle bir sene, bir buçuk, iki senedir değişti. Gençler geliyor, şimdi yaşlılar geliyor. Vay, buna ne olmuş diyor. Ondan sonra şeyle dolaşıyor. Patron değişti galiba diyor. Evet, biz de patron dedik. Değişti. Kim geldi? Faruk Bey'in kızı başladı. Doğru deyip çekip gidiyordu. Sera da kendi dünyasını, kendi kuşağını ortaya çıkaracak bir etkinlik içinde olacaktır. Artık devrini tamamlamış bir dünyaya arada belki bir göz atabilir. Ama onun işi, asıl işi kendi kuşağının seçkin sanatçılarını ortaya çıkarmak olmalıdır. Düpedüz bir kuşak davası gütmeli. Ve bu ortamın içinde büyüdü. Sanatçıları daha çocuk yaşlarından itibaren tanıdı.
en önemlisi bir iç disiplin aldı. Sanatçıya davranış biçimi, koleksiyonerle olan ilişkiler. Bütün bu birlikteliğin içinde Sera tabii ki eğitimini de bu alanda pekiştirmiş olmasıyla farklılık kazandı. Heyecanlı. Şimdi Sera'nın kendi vizyonundan sanatı algılama dönemi başladı ve kendi sanatçılarını siyah beyaza taşıyacak. Görüyorum açılışlarda kendi koleksiyonerlerini de yaratmaya başladı. Çok heyecanlıyız, izliyoruz. Şimdi ikinci kuşağın gelip de devamını sağlaması iki tane önemi var. Bir, 30 yıllık tarihin devamı oluşacak demektir. Bir 30 yıl daha gelişebilir, devam edebilir. İkincisi, yeni kuşak, yeni kan, yeni neslin sanatını göstermeli. Şimdi biz, mesela ben İstanbul'da özellikle 89-90'dan sonra aldığım bir kararla kendi kuşağımın sanatçılarını gösterdim ve kendi kuşağımın sanatçılarını göstererek yaşlandık, birlikte yaşlandık. Sera da belki şimdi kendi kuşağını galeriye sokup o kuşakla birlikte yeni bir neslin kariyerini oluşturmasına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki vizyonum ve temennim var Sera'nın yöneteceği Siyah Beyaz Galeri hakkında. O yüzden beraber bu yola baş koyduk diye düşünüyorum ben. Ben o yüzden başladım Siyah Beyaz'la çalışmaya. Gelecek planlarım, çok büyük planlarım var. Sera'nın üstüne bir 30 yıl düşüyor zaten, geçmiş bir 30 yıl. Onu devam ettirmek çok kolay bir iş değil ama Sera bunu gayet layıkıyla yapıyor diye düşünüyorum. Valla o kadar iyi bir şey alıyor ki, benim olduğum yerden öyle görünüyor yani. Çok iyi bir şey alıyor ve bu büyük bantı aslında çok fazla değiştirmeden buna iyi eklerle katılarak devam etmek ve mutlaka yeni ve daha önceden hiç yapılmamış şeyler yapma telaşına kapılmadan bayağı böyle bu damarın üzerinde devam etmek konusunda istekli olmasını çok görmek isterdim doğrusu, görebildiğim kadar. Devir teslimin çağa uymak adına çok doğru bir hareket olduğunu düşünüyorum. En büyük hayalim, keşke Fulya gibi ben de çocuklarım biraz daha hızlı büyüse ve merakları olsa da galerimi devir edebilsem. Ben her şeyiyle, gerek Faruk Sade'yi gerek Fulya Sade'yi, bu konuda harcadıkları emek adına kutlamak istiyorum. Sera Sade'yi bu konuda yetiştirmeleri ve geleceğe hazırlamaları gerçekten bir öngörü meselesi. O yüzden aldığım miras, yüklendiği miras değerli bir miras. Ama her miras gibi, bize kalan her miras gibi sonuna kadar da aynı değerlerle muhafaza edilmesinde, orada bir tutuculuk gösterilmesinde çok da şey değilim ben, yani daha esnek olmalı insan. Bir mirasın gerçekten üreyebilmesi için, gerçekten büyüyebilmesi için onu bir statikoya bağlı olarak tutmaması lazım. Biz burada kocaman büyük bir aileyiz. Fulya, Faruk, ben, Sibel, Hüseyin, Bakır, Ermal, Onur, Senem, Vedat. Ve şöyle düşünüyorum. İyi ki böyle bir ailem var. İyi ki ailemle birlikte çalışıyorum. Ve onlar yanımda olduğu sürece, biz birlikte olduğumuz sürece de ben gelecekten hiç korkmuyorum.